Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Suriye konusundaki ilişkiler olumlu yönde ilerliyor. Bu tespit Amerikan Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pehon'a ait. Sözcü, müttefikimiz Türkiye'yi değerli bir ortak olarak görüyoruz dedi. Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli sözcü özellikle Elbap operasyonuna değindi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin arttığını söyledi. Sözcüye göre Obama yönetimi Türkiye'nin Elbap'a yönelmesini istemiyordu. Şimdi ise Özgür Suriye ordusunun kenti almasına destek veriliyor. Pehon, Trump'ın istediği yeni DEAŞ planında Türkiye'nin de olacağını söyledi. Planda terör örgütü PYD'ye silah ve zırhlı araç yardımına son verilip verilmeyeceği ise merak konusu. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan övgüyle bahseden bir diğer isim, DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon'un sözcüsü Amerikalı albay John Dorian. Dorian, Türkiye düşmanı Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların Suriye'ye sızmasını ve Türkiye sınırını kullanarak dışarı sızmasını tamamen durdurdular dedi. Amerikalı albay, koalisyon güçlerinin de yılbaşından bu yana Elbap'ta DEAŞ'a 35 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Türkiye ile koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydetti. Elbap operasyonu İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'ın da gündemindeydi. Gazete, rejimden önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği güçlerin Elbap'ı ele geçirmesi durumunda Türkiye'nin bölgedeki ağırlığının artacağını yazdı.